Teknolojinin hızla ilerlemesi ve neoliberal ideolojilerin yükselişi çağımızı tanımlayan iki güçlü akım. Bu akımlar toplum bireylerini geleneksel işlerden ziyade girişimcilik yoluna itiyor. Artık iş ve finansal istikrarın normları değişiyor, insanlar kariyer yollarını yeniden şekillendiriyorlar. Teknolojik ilerleme bir zamanlar lineer olan gelişimini üstel bir hıza bıraktı ve geleneksel endüstrileri alt üst etti. Otomasyon ve dijital dönüşüm iş güvencesini sarsarken teknoloji şirketleri küçük işletmelerin alanlarına hükmetmeye başladı. İşin doğası değişirken serbest çalışma ve uzaktan iş imkanları artıyor ancak bu durum uzun vadeli iş güvencesini zorlaştırıyor ve insanları girişimcilik faaliyetlerine yönlendiriyor. Neoliberalizmin etkisi ise ekonomik politikalarda kendini gösteriyor. Serbest piyasa kapitalizmi rekabeti ve bireyciliği teşvik ediyor. Ancak bu durum iş güvencesi ve kamu güvence ağlarını zayıflatıyor. Neoliberalizm, iş ve bireysel kimlik hakkındaki toplumsal tutumları da şekillendiriyor ve girişimciliği öne çıkarıyor. Ancak bu hikaye herkes için geçerli değil. Girişimcilik bazıları için ilham verici olabilirken, herkesin bu yola çıkacak ayrıcalığa veya isteğe sahip olmadığı gerçeğini göz ardı ediyor. Girişimcilik bazıları için fırsatlar sunarken, Diğerleri için mali güvencesizliğe yol açıyor ve bireyleri sistemsel sorunlara karşı savunmasız bırakıyor. Toplum olarak girişimcilik çabalarını desteklerken geleneksel istihdamın da önemini unutmamalıyız. Dengeleyici sosyoekonomik politikalar ve sağlam sosyal güvence ağlarına ihtiyacımız var. Girişimciliğin zorunluluk değil, seçim olması gerektiğini anlamalıyız. Bu hızlı değişim döneminde İşin doğası ve toplumsal beklentiler hakkında önemli tartışmalar yapmalı, hükümetin ekonomik geleceğimizi şekillendirme rolünü sorgulamalıyız. Adil fırsatlar sunan ve herkesin seçimine saygı duyan bir toplum oluşturmak için bu tartışmaya katılmamız şart.